seçildi. Bu adam, adam diyorum, o da öğrenci. İlk yaptığı iş ne biliyor musun? Ben o zaman gözüm açı, Allah Allah. Aklımın köşesine yine gelmeyecek bir şey. Ne yaptı biliyor musun? Biraz, birkaç tane oda boştu. Bu boş odalardan birisini, şeyleri, ranzaları çıkarttı. Yani öğrenci olmayan odalardan birisi. Dört öğrenci kalırdı bir odada. Ranzaları çıkarttı, boşalttı. Ve ondan sonra masa buldu bir yerde. O masayı koydu oraya. Ondan sonra nereden şey etmişse, ismini bir şeyin üzerine, bir tahtanın üzerine, bir şeyin üzerine yazdı. Böyle tantanalı bir şekilde. Masanın üzerine koydu. Koltuk, moltuk. Allah Allah. Öğrenci temsilci, odanın kapısının üzerinde öğrenci temsilci diye yazdı. Şimdi ben öğrenci temsilci seçildiğim vakit böyle bir şey aklımın köşesine bile gelmedi. Böyle özel bir odam olsun, masam olsun, koltuğum olsun, şeyin olsun. Ondan sonra da aklıma gelmez yani. Kesinlikle böyle bir şey gerek yoktu. Çünkü öğrencilerle nerede kafeteryada görüşebiliyordum, aşağıda merdivende görüşüyordum, odalarına gidiyordum falan filan. Ama bu adamın aklına ilk gelen şey buydu. Ve öyledir. İki türlü insan var. Bir hizmet eden, bir de kendisine hizmet eden. Halka hizmet eden lider, bir de kendisine hizmet eden lider. Bu arada bir halka hizmet eder ama kendi cebini doldurur. Fiyaka, saray, maray, ihale, mihale, gemicikler. Evet. Ve işin ilginci, halk genellikle, cahil halklar, genellikle kendilerini aşağılayan, çalan, kendilerini kandıran insanlara daha fazla rağbet eder. Ancak dürüst insanları sevmezler. Çünkü dürüst insan gerçeği söyler. Dürüst insan insanları kandırmaz. Dürüst insan onların milli dini duygularını gıdıklamaz, onları aptal yerine koyup manipüle etmez. Gerçeği söyler. Halk bazen gerçeği işitmekten hoşlanmaz. Ve Kur'an bununla ilgili birçok ayet var ve gerçeğin ta kendisi.